Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün muhteşem sokak lezzetlerinden sizleri Kenan Evren Bulvarı'nda LCY2 ile Sultan Simit ara sokağında Çiçeği Burnu'nda yeni bir mekana getirdim. Yeni bir mekan diyorum ama aslında açılalı 13 ay olmuş. Yani içerideki ustalarım, mekanın sahipleri, Villacı Baba'nın torunları. Meşhur Villacı Baba kebabın torunları. Şimdi muhteşem sokak lezzetleri serimizin Adana kebabına sizleri ne yapıyorum? Davet ediyorum. Buyurun efendim. Kadir abi, kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Ne var ne yok, nasılsınız? İyiyiz abi, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Abi şimdi güya biz bu mahallenin çocuğuyuz ama sana bir hatamız oldu. Sen yaklaşık 13 aydır Kenan Evren Bulvarı'nda, daha doğrusu tarif edersen, nerede hizmet veriyorsunuz? Abi biz Kenan Evren Bulvarı'ndayız. Hemen kaya perdenin karşı arasında tavlacı kebap. 20 metre içerideyiz. Mekanın adı nedir abi? Tavlacı kebap abi. Tavlacı kebap. Aynen. Adana'da kime sorsan gösterirler. Aynen öyle. Şimdi zaten şöyle hani yine diyorum. Normalde aslında ben hemen mekanınızın arkasındaki yerde gençliğimiz, çocukluğumuz orada geçti. Şimdi abi şunu soracağım. Mekan daha Çiçeği Burnu'nda diyeceğim ama pandemi gibi bir şey atlattık. Gerçi 13 ayda oluyor. Fakat sizin farklı bir espriniz varmış. Şimdi espri dededen geliyormuş. Abi nedir sizin hikayeniz? Şimdi biz dededen toruna gelme bir meslek. Dedemizin dedesinden beri bu işi yapıyoruz. Bizler bu tezgahta büyümüş insanlarız. Sonradan çıkıp, affedersin, marangozluk yapıp, başka iş yapıp, gelip de kebapçılık yapan insanlardan değiliz. Bu önceliğimiz. İkinci esprimiz, bizim hayvanımız Siirt'ten gelir abi. Bizim hayvanımız mera hayvanıdır. Kasabımız 15 yıllık kasaptır. Bizle beraber çalışır. Tabii biz küçüklüğümüzden beri okuldu, işti derken 15 yıldır bu kasapla çalışırız ama dedemizden beri 50 yıldır dede dostumuzdur yani. O zaman Kadir abi şunu sorabilir miyim? Evet abi. Herkes kebap yapabilir ama herkes kebapçı olamaz diyebilir miyiz burada? Çok net deriz abi. Değil mi? Çok net. Herkes kebap yapabilir ama herkes kebapçı olamaz abi. Kebapçılık çok farklı bir meziyet abi. Yani gerçekten göründüğü gibi eti alayım, kıyayım, içerisine kuyruğunu koyayım, gramajını ayarayım, saplayayım, yedirim değil abi. Değil mi? Bunun püf noktaları var. Nedir yani, böyle verme şansın var mı bu püf noktaların, yani meslek sırrı mı diyelim? Noktaları var tabii ki de, bilen bilir. Özellikle zırhtan geçirmek gerekir eti. Etin yağ oranını düzgün ayarlamak gerekir. Tuz oranını düzgün ayarlamak gerekir. Aynen, katılıyorum. Yani etin, dürümün sarılışı bile bir iştir abi, bir meziyettir. Dürümü sararsın, kağıdı açarsın, et dökülür, olmaz. Eti hazırlarsın, yağını fazla koyarsın, şişte durmaz, olmaz. Ne ya, bileyim, suyunu bile elini fazla bandırırsın, tabii, değil mi? Tabii, saplarken yani su oranı vardır, ne bileyim tuz oranı vardır. Köklülerini fazla koyarsın, et nazlıdır, düşer abi, dökülür. Ha bunlar güzel şeyler aslında, etin şişte durmaması, etin dökülmesi gerçekten güzel şeyler. Bu ette hile olmadığını gösteriyor. Orijinal olduğunu gösteriyor, orijinal değil mi? Aynen. Vallahi doğru diyorsun. Kadir abi, o zaman şimdi sana şu kıymetli soruyu soracağım. Evet abi. Etin ne eti abi? Abi etin kuzu eti. Kuzu eti. Kuzu eti. Etim kuzu eti, toplu eti, öyle söyleyeyim abi. Yani şimdi tabii ben kalkıp sana dersem ki abi ben 30 kiloluk, 35 kiloluk kuzu kesiyorum, yalan söylerim. Bunu kimse koymaz abi. Aynen öyle. Benim etim toplu eti. Erkek poç eti abi. Gelir bize seklemimiz. Temizleriz güzel. Süper. Seklem kuyum alıyorsun. Tabii. Seklem çok iyi. Gelir abi. Bize günde hemen hemen 3 seklem tüketirim ben. Çok güzel. Tabii. Çok güzel. Günlük yapıyoruz. Taze yaptığımız için de şişte durmuyor, öyle söyleyeyim. Bilen insanlar bilir. Özellikle Adana yöresinde duran insanlar bunu daha iyi değil bilirler. Değil mi? Lime lime olacak, dökülecek yani. Şimdi Kadir abi. Evet abi. Aslında az önce çok güzel bir şey söyledin. Sen seklem alıyorsun. Ve dolayısıyla ne yapıyorsun? Kaburga kısmını Adana kebabında, diğer kısmını da kuşbaşı. Kuşbaşı. Peki kazbaşı falan var mı sende? Abi isteğe göre yapıyorum kazbaşı ama genelde yok. Yani ben, bizim burası hızlı bir müessese abi. Yetiştirmeye çalışıyorum. İnsanlara gerçekten değer veriyoruz. Onlara yetişmek istiyoruz. Şimdi paket sistemi olduğu için ortalama benim burada 600-700 günlük paketim çıkıyor. Maşallah, Allah bereketini bol eylesin. Ekstra çok seçenek yapamıyorum. Şöyle yapıyorum. Tavuk seçeneği koyuyorum. Kiloluk tavuklar koyuyorum. Sarma, kanat, baget. O zaman tam söyleyeyim. Burada şu soruyu sorabilir miyim sana? Nerelerden tabii ulaşabiliyoruz Tablacı Kebaba? Abi Tablacı Kebap 01 Instagram sayfamız. Tamam.
Cep telefonumuz var, iş yeri numaramız. Numaranızı paylaşabilirsiniz bu arada. Tabii, iş yeri numaramız 0322-261-4170. Telefonun numarasından bize ulaşabilirsiniz. İsterseniz tablajkebap01 Instagram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Yemek sepeti var mı abi? Yemek sepetinde mevcuduz. Getir de mevcuduz abi. Süper. Buralardan da sipariş verebiliyoruz. Kampanyalı fiyatlarımız da var orada. Şimdi peki abi, şimdi şunu da sormak istiyorum. Madem etten konu açıldı ve işte kebabın püf noktasını konuşuyorduk. Evet. Burada ateşin boyu bile önemli diyebilir miyim? Tabii. Ocaktaki ateşin tabii, boyu. Tabii. Çok kıyma yapmaması canlı, lazım değil mi? Kıyma canlı ateşi ister, elleme beni der. Ellersen yanar, ellemezsen dökülür abi. Kıyma meziyetli bir işte. Daha söyler misin? Kıyma neyi sever abi? Ellersen yanar, ellemezsen dökülür abi. Kıyma meziyetli iştir. Meziyetli iş değil mi? Kıyma aynen öyle, öyle. Yani o lezzeti vermek, o işçiliği çıkartmak her babayiğidin harcı değildir abi. Demek ki o zaman abi bu işi bilen olacak. Bilen işin olacak başında. Abi. Aynen öyle. Yani herkes kebapçılık yapamıyor. Yani ben paramı bağlayayım, ben kebapçı açayım, nasıl olsa usta koyarım, çalıştırırım, ne olmuyor abi işte. Burada gördüğün çoğumuz akrabayız abi. Evet, o da ayrı burada bir konu. Yabancı adam da yok yani. Çünkü... Nazlı diyorsun. Abi ya değişir yani, o lezzeti veremeyiz. O zaman abim sana şu soruyu soracağım. Başkalarına bu mesleği tavsiye ediyor musun? Yapmak isteyen olursa ne ala, buyursun gelsin, öğrensinler abi, yapsınlar. Biz bununla mutlu oluruz. Zaten şu an usta yetişimi. Hani biz son nesil olduk diyebilirim abi. Aynen doğru biz son diyorsun. Nesil. Çünkü zaman alıyor abi, emek istiyor her şeyi. Ne iş yaparsanız yapın. Tabii. Emek ve özveri. Sevgi istiyor. Olacak içinde. Tabii, emek tabii, olacak, tabii. Özveri olacak, tabii, şefkat her sabah, olacak. Her sabah kalkar gelir etimi kendim hazırlarım abi. Ustamla beraber kendim hazırlarım. Abi sinir. Kebapta sinir varsa. Sinir mevzusu aynen abi, değil o mi? Çok önemli. Onu da zırhla topluyoruz abi. Değil mi? Mecburen. Onu da zırhla topluyoruz. Zırhla topluyorsun. Peki abi şimdi kaç gram et kullanıyorsun kebapta? Abi ben kebapta dürümde 120 gram. 120 gram. Serviste 150 gram. Çok fazlası güzel. Fazlası var, eksiği yok. Zaten tartın terazinde var orada. Fazlası çıkar, eksiği çıkmaz. Peki abi. Ciğer, kuşbaşı vesaire bunlar da var şöyle dedik. Şöyle söyleyeyim abi. Göstereyim, örnek vereyim. Bu benim ciğerimin saplanış ayarı. 5 siyah, 2 beyaz var burada. Ve tikende fazla yani. Tabii büyük, fazla ve 8 şiş koyuyorum abi. Çok güzel. Bu dürümlük mü, servislik mi? 8 şiş servise. Dürüme de 4 şiş koyuyorum. 4 şiş koyuyorsun. Dürüme anladım. Şiş. Çok güzel. Ciğerim günde 4 tane kuzu ciğeri gelir abi. Biter. Hmm. Bitti mi biter. Yok. Peki o da mı siirtten? O da aynı koyuyorum. Vay. O zaman sana bir şey diyeyim mi? Onun ciğeri yumuşacıktır böyle. Tabii. Ben ciğerde şeyi sevmiyorum Kadir abi. Bazen yediğinde böyle boğazında gırtlağında garip bir tat bırakıyor ağzında. Ama kulaklar için nasıl? Sinir mevzusu abi. Aslında işte zarının alınması. Evet, zarının alınması. Aynen öyle. İnsanlar bizden daha çok iyi biliyorlar. Şimdi biz burada yapıyoruz. Yiyen adam benden daha iyi biliyor nerenin lezzetini. Aynen. Yani ben kimseyi kandıramam. Buyursun gelsin yesinler abi. Yiyen insanlardan bin bir teşekkür alıyorum. Şimdi yani. Senin bir sloganın var aslında. Beğenmeyenden ücret almıyoruz abi. Değil mi? Sizin ücret şey almıyoruz. Başlığınız da bu diyebiliyorum. Buyursun gelsin yesin. Tadına baksın. Ben bunu beğenmedim desen ben ona çay kahve ikram edip buradan gideceğim. Çok iddialı bir laf ama. İddialıyım abi, evet. Çünkü kendim hazırlıyorum abi. Ben hazırlıyorum. Abim hazırlıyor. İşte kardeşim hazırlıyor. Biz buradayız sürekli. Aile işletmesi benim olduğu için de olur. Beraberiz. Evet aslında tezgahta yani, da Mehmet abim var. Ben çok konuşamam dedi. Ama tezgahı konuştururum dedi. O marifet evet, sergiler abi. Tezgahımı konuştururum dedi. Şimdi ona çok dokunmuyorum arkadaşlar burada, sağ olsun. Ama bir selam versin ya. Değil mi? İzleyicilerimize bir selam versin ya. Aynen. Herkese selam söylüyoruz abi buradan. Aleyküm selam. Tablacı Kemal'a bekleriz. Aynen öyle. Evet şimdi Mehmet abi dürümümüzü hazırladı. Eline koluna sağlık Mehmet abi. Abi afiyet olsun. 5 dakikada Beşiktaş. Şimdi dostlar ben bu harika lezzetin tadına bakmaya gidiyorum. Afiyet olsun. Kadir abi, bu elimdeki dürümün fiyatı ne kadar? Bu dürüm 22 lira abi. 120 gram. Et var içerisinde 22 lira. 22 lira. Evet abi. Peki abi servis isteseydim 150 gram gelecekti. O ne kadardı? 33 lira abi. Gayet normal. 3 iş salata, yanında yeşil bir limon, pişmiş domatesi, biberi, her şeyle beraber 33 lira abi. 33 lira. Evet, peki içecek fiyatların nedir abi? İçecekler ayran şalgam 3 lira abi. Pepsi kola 5 lira. O da 5 lira. Aynen. Normal. Normal. Aslında normal şey fiyatı. Market fiyatı. Market fiyatı diyebiliriz. Abi. Market fiyatı. Kebabının fiyatı da aslında normal. Hani tamam bir tablacı usulü olsaydı belki biraz bir tık pahalı diyebilirdim ama sen burada nihayetinde bir işletme, bir mekan tabii, çeviriyorsun. Abi. Dolayısıyla şu an, gerçekten tablada da yapsanız
bu fiyata işte ancak zor. Yani bu etçi çok zor abi. Aynen 120 yani grama. Günümüzün aynen doğru. Farklı. Buyurun iyi bize lezzetine evet, bakın. Abi ben soğutmadan geçiyorum. Abi, elinize abi. Kolunuza sağlık. Afiyet Mehmet olsun. Ustam abi, eline sağlık. Olsun. Kadir abi diline sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ederim. Şimdi dostlar. Kadir Ustam. Evet abi. Emmi oğlu mu Mehmet abi? Dayıoğlu. Dayıoğlu. Evet. Burada diğer patronumuz abimiz. Da var. Abimiz. Mekan yabancı mekan değil yani. Burada bizlere harika, muhteşem sokak lezzetlerinden Adana kebabını sunuyorlar. Gerçek sokak lezzeti abi. Biz sokaktan gelmeyiz. Bizim dedemiz tavladan gelmiş. Aslen neresin abi? Aslen Adanalı. Karşı Adana'nın yerlisin sen. Evet, Seyhan Mahallesi'ndeyiz. Dostlar kolay kolay aslında da kalmadınız kalmadı, ya. Evet. Vallahi kalmadık daha var doğrusu. Aslında mahallenin içerisinde var abi. Eskiler evet. Böyle bizim babalarımızın arkadaşları, dedelerimizin arkadaşları yaşayan insanlar. Ekmek gayet başarılı. Ekmekte bu arada kebabın yağı artı senin özel bir sosun var. Az önce tabii ondan da sürüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Meslek sırrı öyle diyelim abi. Bu bulgur abi. Bu bulgur. Aynen. Zaten pişerken dağıldı. Bilen ustalarımız bilirler yani. Zaten onu pişerken bile gördüyse anlamıştır bilen ustalarımız. Bizden kat kat meziyetli ustalar var tabii ki de. Saygı duyuyoruz. Şimdi. Onlar anlamıştır gördüklerinde. Abi tadı tuzu yerinde. Bunu yaparken tuzu hani hamur kulak memesi kıvamında derler ya. Sen de mecbur tuzu ona göre atıyorsun. Tabii. Bazı ustalarım ister istemez o tuzu kaçırabiliyor. Haklı olarak olabilir. Evet. Ama kesinlikle rahatsız edici bir tuz tadı yok. Ve ben yine dostlar tavlacı salatası istemedim. Domatesli istemedim. Soğan salatası istedim sadece içine. Gerçekten çok harika oldu. Zaten taze kebap taze yaptım. Yenir. Evet, kebap abi, da böyle yenir. Yenir. Doğru söylüyorsun. Abi şimdi az önce fiyatları konuştuk ama ben bunu iki ekmekli isteseydim. Tabi normalde standart ekmeği biraz daha büyük dostlar. Ben uçlarından aldırttırdım. Evet. İki ekmekli isteseydim ya da üç ekmekli isteseydim fark alıyor muydu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde kebap aslında bizim tek ekmekliye hitap ettiğimiz, kebapçıların tek ekmekliye hitap ettiği tüm pidenin yarımıyla yenir. Normal kebap. Tabi isteyenlere biz çift olarak adlandırdığımız tüm pideyi de sarıyoruz. Bölüyorsun ikiye. Tabi iki üst üste koyup sarıp veriyoruz abi. Ama ekstra hani ben abi bir ekmek daha fazla yemek istiyorum diyenler olduğu zaman bir ekmek bedeli alıyoruz. Ekstra başka bir şey almıyoruz. Ama normal abi alacaksın tabii. Yani günümüz şartlarında inan abi çok zorluyoruz. Yani insanlara daha kaliteli hizmet verip daha ucuza verebilmek için sınırları çok zorluyoruz ama oluru bu. Bunun üstü yok abi. Abi normal olacak tabii. Evet. Limon dostlar bu arada akıyor görüyorsunuz. Şeyler her ya. Şey Adana'dan başka yerde bulamazsın evet, bu ya. Bulamazsın. Dostlar her lokmada et var. Şöyle söyleyeyim, tabağımızda şimdi bir tane domates, iki biber vermişiz. Sıcak sıcak, taze taze isteyen olur mu? He, takviye gönderiyoruz. Diye. Tabii de bu sıcak yenir abi. Mantıklı, çok şimdi, doğru. Bu da güzel. Paket gönderdiğimiz zaman ister istemez bir ılımı oluyor. Hani bu kebap tablada yenir diye hitap ettiğimiz aynen nokta öyle. Bu abi. Kebap yerinde yenir. Yerinde yiyeceksin. Yerinde yani. Yiyeceksin, yerinde lezzeti yiyeceksin. Alacaksın. Bakıyorsun abi. Mükemmel. Abi şimdi kaçla kaç hizmet arası hizmet veriyorsun? Bir de her gün açık mısınız? Abi pazar günleri dışında her gün açık. Pazar günleri kapalıyız. Tamam. Sabah kaçta hizmet vermeye sabah iş yerimiz 8'de açılır. 11'de hizmete başlarız. Gece 11'e kadar devam eder abi. Ama mesela sabah saat 9'da gelip benim canım ciğer istedi dersen yok. Şöyle söyleyeyim. Sabah ciğerimiz taze geldiği için bazen 9'da geliyor bazen 10'da geliyor. Ciğerim geldiği takdirde ocağımı yakıp servisimi yaparım. Anladım. Zaten dünden kalmadığı için ciğerim. Yani yoksa kasabım gelmediyse, etim gelmediyse yoktur abi. Tam onu diyecektim. Evet. Dünden kalmadıysa lafı çok güzel oldu. Kalmaz abi. Eğer kalmış olsaydı evet sabaha zaten hazır derdim yani. Şimdi sabah hazır olan ciğer dünden kalmadır. Böyle bir şey yok. Hatta bugün müşterim geldi. İki kişi içeri girdi. Abi ciğer, abi daha gelmedi demeye kalmadan kasabım girdi. Otur abi dedim 10 dakikada hazır servis. Hazır. Bu bile az önceki söylemiş olduğu etim günlük gelir. Net abi bizde. Çünkü bizim burada sirkülasyon var abi. Bitince de bizim zaten çok bitti diyorsun. Bitti. Olayı bitti kapatıyorsun. Dostlar yani Kenan Evren'de Adana'da Kenan Evren bulvarına yolunuz düştüğünde kaya perdenin karşısında
LCYTT'yi geçinceki ara. Evet. Aynen. Sultan Simit'te ara sokağa girdiğinizde mekan burada. Kablacı kebabı istiyorsanız, bu keyfi yaşamak istiyorsanız arkamdaki gördüğünüz gibi muhakkak sizleri buraya bekliyoruz. Yemek yemeleri şart. Biz buyurun gelin çayınızı falanımız için. Etin yapılışını izleyin. Ciğerin doğranışını, hangi ciğer olduğuna bakın. Kendiniz kanaat verin. Daha sonra alın misafirlerinizi gelin. Gönül rahatlığıyla gelin. Yemediğimizi yedirmiyoruz abi. Bu da güzel. Yemediğimizi yedirmiyoruz. Sloganı bir daha alıyoruz abi. Beğenmeyene. Beğenmeyenden de ücret almıyoruz. Peki abi buraya beğenmedim dedim böyle. Böyle beğenmedim dersen kendini kandırıcı olursun ha. Buraya kadar evet. Geldim ama beğenmedim diyemiyorsunuz. Diyemiyorsunuz. Beğenmişsiniz. İlk ısırık önemli abi. Değil mi? Aynen. Son bir söyleyeceğin şey var mı izleyicilerimize? Abi söyleyecek bir şey yok. Buyurun gelin yaşayın. Söyleyecek bir şey yok abi. Yani tabii takdir onların abi. Onlar bizi takdir edecekler ki biz 1'e 3 katalım. Daha iyi hizmet verelim abi. Biz, amacımız bu. Biz arz ederiz, onlar talep eder. Aynen. Dostlar, Hepsinden Var YouTube kanalında bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Mekanımıza muhakkak gelin. Buyurun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi mi bay bay diyorsun?